İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Olutlar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Türkçeden başlayacağız. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü. Titretir beni tir tir. Bu metinle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 250 kelimeyle sınırlı bir kelime dağarcığı için olsa da düşünceleri doğru bir şekilde cümlelere dönüştürebilen bir yapay zeka algoritması geliştirildi. Felç yüzünden konuşma yetisini yitiren insanların kendini ifade etmesine yardımcı olacak bir sisteme yönelik önemli bir adım olarak görülen araştırmada University of California San Francisco'dan Joseph Making ve ekibi dört kadının konuşma sırasındaki beyin sinyallerini bir derin öğrenme algoritmasıyla inceledi. Epilepsi hastası olan bu dört kadının beyninde epilepsi nöbetleri sırasında gözlem yapmak amacıyla yerleştirilmiş elektronlar bulunuyordu. Sevgili arkadaşlar, ilgi alanımdır yapay zeka, artificial intelligence, deep learning, machine learning. Okey. Bu metinle ilgili doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş yapma, suni yani doğal karşıtı anlamlarındaki bir sözcük kullanılmıştır. Yapay, yapay, yapaydan bahsediyor. Evet, öyle bir kelime kullanılmıştır. Değil mi? Yapay kelimesi kullanılmıştır. Bu doğru. İyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi anlamındaki bir kelime kullanılmıştır. Sevgili arkadaşlar, nedir o biliyor musunuz? Algoritma. Algoritma. Aynen algoritmanın tanımını yapmış. Vakit vakit ortaya çıkan aynı türden fizyolojik bozuklukların bütünü anlamına gelen bir sözcük kullanılmıştır. Nedir o? Şurası algoritma olduğunu yazalım da. Şurası da sevgili arkadaşlar nöbet. Nöbet geçiriyor değil mi? Bu da kullanılmıştır. Epilepsi hastasında nöbet şurada geçiyor değil mi? Dolayısıyla cevap D şıkkı. Bu metinle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yıldızların yaşamlarına başlarken sahip oldukları kütle miktarı yaşamlarının nasıl sonlanacağı ve bırakacakları artık ölü çekirdeğin özelliklerini belirler. Ne belirler? Kütle miktarı. Güneşin 8 katına kadar kütleye sahip olan yıldızlar, yani büyük yıldızlar, yaşamların sonlarında patlamayla çekirdek etrafındaki dış kabuklarını atarak bir gezegenimsi bulutsu oluşturulan ve bir beyaz cüce artığı bırakırlar. Kütleleri 8 güneş kütlesini aşanların ise
süpernova patlaması geçirmesi ve bunlar daha büyük. Nötron yıldızı veya başlangıç kütlesi 25 güneş kütlesini aşarsa kara delik oluşturur. Oo bak. Neymiş arkadaşlar? Beyaz cüce olurmuş. Küçükler beyaz cüce. Ya da nötron yıldızı olurmuş. Ya da kara delik olurmuş. Kütleye bağlı. Bununla birlikte 8-10 güneş kütlesi arası geçiş bölgesi olarak kabul edildiğinden ayrıca ilgi çekiyor. Çünkü bu kütledeki yıldızların sonu bazı değişkenlere göre farklılaşabiliyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada sadece bu aralıkta kütleye sahip yıldızların yaşamlarının son dönemleri incelendi. Arkadaşlar bu bir söyleşimi değil. Söyleşi biraz daha bu bir arkadaşlar makale değil mi? Bu bir makale. Söyleşi biraz daha içten değil mi? Söyleşi sohbettir. Burada sohbet havasında bir şey yok. Bu bir makale değil mi? Dolayısıyla değil mi? Yanlış. Açıklayıcı anlatımlardan yararlanılmıştır. Zaten baştan sona bir açıklayıcı anlatım var burada. Karşılaştırma var mı? Karşılaştırma var. Güneşle sürekli karşılaştırmış kütleleri değil mi sevgili arkadaşlar? Güneşe göre şudur. Güneşe göre büyük olan değil mi? Orada sürekli karşılaştırmalar var. Dolayısıyla güzel bir soru. Cevap C şıkkı. Şairlerin düşüncelerini şiir yoluyla aktarmalarından daha doğal görülebilecek bir durum yoktur. Bu dizelerde şair vatan sevgisini vurgulamıştır. Vatan sevgisini. Hangisinde vatan sevgisi var? Bakalım. Bu metinde sözü edilen dizeler aşağıdakilerden hangisidir? Şu dumanlı doruklarda boz şahinler uçmaz gayrı, gözlerden ağı çıkar, alperenler içmez gayrı. Burada vatan sevgisi yok maalesef. D şıkkı. Mevsimlere dokunan tebessümün sıcağı, sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır. Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı, sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır. Burada da maalesef vatan sevgisini göremedik. C. Ey sanki alev saçlı zafer küheylanıyla kurtardığın vatanda en yüce şahsı varsın. Bir şimşek çağlayanı haliyle Türk kanıyla aldığı şana layık bir tarihte bir sen varsın. Maalesef burada da vatan sevgisi yok. Biraz kahramanlık var. De. O kadar dolu ki toprağın şanla, bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla, göklerde yazılı destan gibisin. Derken burada vatan sevgisi yok mu değerli arkadaşlar? Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Gelecekte kıyıya kurulmuş bir deprem merkezinde yüzlerce kilometre uzakta meydana gelen bir çekimi değişiklikleri incelenerek meydana gelen yer çekimi değişiklikleri incelenerek depremi önceden algılamak ve depremin tsunami'ye yol açacak kadar büyük olup olmadığını belirlemek için bir yöntem geliştirilebilir. Araştırmacılar bunun için erken olduğunu söylüyor ve bunun ölçüm cihazlarının hassaslığının geliştirilmesine bağlı olduğunun altını çiziyor. Bakın önemli yani. Neye bağlıymış? Ölçüm cihazlarının hassaslığının geliştirilmesine bağlı olduğunun altını çiziyor. Yani şu kısmın önemli olduğunu söylüyor. Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bir sözün önemini belirtmek üzerine dikkat çekmek vurgulanmıştır. Evet. O da şu sözün önemini belirtiyor. Değil mi? Şu kısmının. Şu. Bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek, maalesef burada öyle bir durum
Göze çarpmıyor. İşmiş yok burada. Göz önünde bulundurmak, hesaba katmak, gereğini düşünmek. Ya bu da çok yakın anlam ama biz zaten doğru cevabı bulduk. Hepsi de çok yakın anlam. Ama burada ne iş var, ne göz önünde bulundurulacak bir durum var. Yoğun işler yüzünden bir şeyle ilgilenme imkanı bulunmamak. Maalesef bu en saçma şık geldi. 5. Bu metinde sorularından hangilerinin cevabı verilmiştir? Sorulara bakalım mı? Vücudumuzda virüslere karşı savaşan hücreler hangileridir? Virüslere karşı... Videoyu durdurdum. Zeynep'e ses yapma dedim ama şimdi bu kardeşim Zeynep değil. Yeğenim olan Zeynep. Nerede kaldığımı da unuttum. Bu metinde sorularından hangilerinin cevapları verilmiştir? Vücudumuzda virüslere karşı savaşan hücreler hangileridir? Hangi yani hangi soru? Hangi? Evet. Hangi hücreler savaşır? Evet. Antijenler vücudumuzda nasıl çalışır? Nasıl girer? Vücudumuza nasıl girer? Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için aşı yaptırmamız gerekli mi? Aşı vücudumuzu hastalıklardan nasıl korur? Sanki şu biraz saçma oldu değil mi? Bakalım bundan hangisinin cevabı var? Yani şu verilen 1, 2, 3 ve 4 numaralı öncüllerdeki anahtar sorunun anlamını veren kısımları ben kare için, dikdörtgen için aldım. Vücudumuzda hastalık yapıcı bakterilere ya da virüslere karşı savaşan ve onları yok eden bazı hücreler bulunur. Bu hücrelere bağışıklık sistemi hücreleri denir. Aha, birinci cevabını bulduk değil mi? Vücudumuzda virüslere karşı savaşan hücreler hangileridir? Bağışıklık sistemi hücreleri değil mi? Bak direkt bulduk. Bir doğru, bir var. Birin olmadığını eliyorum. Zeynep kızım ses yapma. Evet gitti bak iki şıkka kaldı. Diğer şeylere bir daha bakalım hatırlamak için. Antijenler vücudumuza nasıl girer? Bağışıklık sistemi için aşı gerekli midir? Aşı nasıl çalışır? Antijenler nasıl girer? Aşı gerekli midir? Aşı nasıl çalışır? Bağışıklık sistemi hücreleri beyaz kan hücreleri tarafından üretilir. Antikor ve yine videoyu durdurdum kızlar yüzünden. Bu sefer de yağmur sesi yaptı. Antikor da bağışıklık sistemi hücrelerinden biridir. Kanda bulunur değil mi? Antikor. Ne yapar antikor? Kor. Kim o kor? Vücudumuza giren mikroplara kor. Kodumun mikrobu der ona. Onu gebertir. Vücudumuza bakteri ve virüs gibi yabancı maddeler yani antijenler girdiğinde bağışıklık sistemi antikor üreterek bu antijenleri yok eder. Ya şu sese bak ya. Üreterek bu antijenleri yok eder. Aşı hastalık yapıcı bakteri ve virüsler kullanılarak üretilir. Aşı olduğumuzda bağışıklık sistemimiz uyarılır ve vücudumuzdaki antikorların antijeni tanıması sağlanır. Bak aşı vücudumuzdaki hastalıkları nasıl korur? Bak vücudumuzu hastalıklardan nasıl korur? Bunun da cevabı var değil mi? Evet cevap B şıkkı. Ya bu soruyu hiç güzel çözemedim. Çünkü bizim evdeki laf anlamazlar kaç kere videoyu durdurttu bana ya. Aşı almalı mıyız? Onun cevabı yok zaten. Geçelim D'ye, 6'ya. Numaralanmış cümlelerin düşünce akışına uygun bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olmalıdır? Bakalım. Bunlardan biri de nefes terapisi yöntemi. Şimdi bak bunlardan biri de nefes terapisi yöntemi. 1. Diyor ki 1 2'den öncedir diyor. 2'den sonradır. 2'yi okuyorum. 2'yi okuyorum bakın. Bir topluluk önünde konuşurken zorlanmak yani sosyal kaygı bozukluğu olarak tanımlanır. Bu tür durumların en bilindik bunlardan biri de nefes terapisi yöntemi. Arkadaşlar hiç uyumadı değil mi? O yüzden 2'den sonra bir gelen şıkları eledim. Değil mi? Peki bunlardan biri de nefes terapisi yöntemidir. 5'ten sonra mı gelir? 3'ten sonra mı? Bakalım 5'ten sonraya. Kaygı duygusunun arttığı ve kontrol edilemediği
Bu gibi durumlarda adrenalinin istenmeyen etkilerini azaltmak ve sakinleştirmek için gevşeme egzersizleri yapılabilir. Bunlardan biri de nefes terapisi yöntemidir. Bak ne güzel uydu değil mi? Bu olabilir. Bak sadece bir tanesini buldum. Onun bir önündekini bir tanesini seçtim. Onun bir önündekini ne yapıyorum? Uyuyor mu uyumuyor mu diye bakıyorum. Yani tamamen hepsini okuyup da kafayı şişirmeye gerek yok. Üçe bakalım. Heyecanlandığımızda ya da kaygılandığımızda beynimizdeki amigdala bölgesi tıpkı bir tehlike ile karşılaştığımızdakine benzer şekilde stres heyecan sistemi olarak da bilinen sempatik sinir sistemini etkinleştirir ve adrenalin salgılanmaya başlar. Bunlardan biri de nefes terapi yöntemidir. Ne kadar saçma oldu değil mi? Yapıştır C'yi. Kişinin bazı olay ve durum karşısında kararsızlık yaşaması çatışmaya neden olur. Bu durum 3 şekilde ortaya çıkabilir. Yaklaşma yaklaşma. Aa, KPSS hazırlanırken çok gördük bunları. Yaklaşma yaklaşma. Şimdi yaklaşma yaklaşma kaçınması bir şey birey yapmak istediği iki şey arasında kararsızlık yaşar, tamam mı? Ya arkadaşlarla mangal mı yaksam, ailemle pikniğe mi gitsem? İkisi de çok güzel değil mi? Hangisini yapsam ya? PlayStation'a mı gitsem yoksa halı sahaya mı gitsem, değil mi? Hangisini seçeceğine karar veremez. Yaklaşma kaçınma. Birey bir şeye karşı istek duyar. Ancak bu istek bireyin hoşuna gitmeyen bir durumu ortaya çıkarır. Mesela sevgili arkadaşlar hemen örnek vereyim. Ben cips yemeyi seviyorum ama cips yiyince de midem ağrıyor, tamam mı? Yaklaşıyorum cips yemeye ama midemin ağrımasından dolayı da kaçıyorum. Ya da soğan yemek çok güzel ama ağzımı kokutuyor. Doğru mu? Gibi gibi. Kaçınma kaçınma. Birey istemediği iki durumdan birini seçmek zorundadır. Arkadaşlar kredi kartı borcumu ödemek istiyorum, tamam mı? Ama ödesem param bitecek. Ödemesem faiz gelecek. Ödemek istemiyorum. Niye param gitmesin? Ama ödemek istemediğim zaman da bu sefer ya yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Değil mi? Onun gibi yani. Hangisini yap? İkisini de yapmak istemiyorum ama ikisini de yapmak istemediğim zaman sıkıntı var. Ya da başka bir örnek vereyim. Kaçınma kaçınma. Yağmur yağıyor. Yağmurdan kaçıyorsun ki ne yapmayasın? Fazla ıslanmayasın. Ama kaçınca da ne oluyor? Paçalarına çamur sıçratıyorsun. Doğru mu? Bu da yani kaçsam bir dert, kaçmasam bir dert. Evet. Kaçınma kaçınma davranışı budur. Aşağıdaki metinlerin hangisi sözü edilen çatışma türlerinden herhangi biriyle ilgili değildir? Hafta sonları sıkıcı iş yaşantımın nefes molalarıdır benim için. Hafta sonu güzeldir diyor yani kısaca. Yüzmeye gitmek, balık tutmak, televizyonu açıp saatlerce film izlemek, yürüyüş yapmak. Herhalde hafta sonları da olmasaydı yaşam benim için grilerle dolu bir resim olurdu. Renksiz olurdu yani. Hiç burada yaklaşma yaklaşma yok. Kaçınma kaçınma yok. Hiç bir sıkıntı yok yani. Aslında bunların yani bir sıkıntı olacak yani. Adam gayet mutlu. Tamam, bazı olaylar durumuna karşısında kararsız, hiç kararsızlık bir durum yok adamın. Bir örnek değildir. Cevap bu. Burada hiçbirine örnek yok. Ama bakalım. Diğer şıkları okuyup karar vereceğiz sonuçta. Lahmacun ülkemizin birçok yerinde yapılan lezzetli bir yiyecektir. Adeta bir sanat eseridir lahmacun. Arasına konulan maydanozuyla üzerine içilen ayranıyla gönüller de taht kurmuştur. Yani lahmacun çok güzel. Gelin görün ki benim mide kramplarım bu güzel yiyecekle arama mesafe koyuyor. Ha, soğan yemek istiyorum ama nefesimi kokutuyor. Aynısı değil mi? Yani yaklaşma kaçınma var değil mi burada? Heh, çok güzel. Mağazalar insanların en büyük imtihan yeridir. Mağazaya girdiğinizde birbirinden güzel kıyafetler sizi karşılar. Hemen ilk gözünüze çarpanı üzerinize giyersiniz. Aynaya üzerinize nasıl durduğunuzu bakarken bir başka güzel kıyafet dikkatinizi çeker. Bu süreç hangisini alsam, şunu mu alsam, şunu mu alsam sorusunu kafanıza saatlerce yer etmesine ne olur? Sebep yer olur. Bu da ne olur? Yaklaşma yaklaşma değil mi sevgili arkadaşlar? Alenak dayıcım! Yaklaşma yaklaşma. Onu mu alsam onu mu? Adam ikisini de istiyor değil mi? Yaklaşma yaklaşma. Düğüne mi gideceğim, PlayStation'a mı? Halı saha maçına mı gideceğim gibi değil mi? İkisini de istiyorsun. Hangisini? Birini seçmek zorundasın. Kuzeni evlenecek olan Tarık'ı afakanlar basmaya başlamıştı çoktan. Evlenmek
nişan ve düğün demekti. Ne var ki Tarık ne düğünden ne de nişandan hoşlanırdı. Ama çaresi yoktu. Ya nişana ya da düğüne mutlaka gitmeliydi. İstemediği yere gidecekti mi? O zaman burada da ne var? Kaçma kaçma. İkisine de gitmek istemiyor ama birine gitmek zorundasın. Kaçma kaçma var. Dolayısıyla cevabı da bulduk. Gelelim 8'e. Bu iki cümlede burada parafraz yapmamızı istiyor. Bu iki cümlede yani parafraz ne demek arkadaşlar? İlk defa İngilizce'de öğrenmiştim ben. Anlatılmak istenen mesajı başka cümlelerle, başka kelimelerle ifade etmek ama ne eksiği ne fazlası kalacak. Tam olduğu gibi ifade edeceksin. Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ile Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969'da Kartal Ay modülünden indiler. Bakın Apollo 11 geçiyor. İki tane astronot adı geçiyor. Tarih geçiyor. Ve Kartal Ay modülü geçiyor değil mi? 4 tane şey geçiyor. Bilgi geçiyor. Astronotlar yukarıda geçmişti. Aya ilk ayak bak ilk ayak izlerini bıraktılar. Ve tarihe geçtiler değil mi? Bak. Apollo 11 geçmek zorunda. Neil Armstrong ile Buzz Aldrin geçmek zorunda. 20 Temmuz tarih geçmek zorunda. Kartal Ay modülünün adı da geçmek zorunda. İlk bak burası önemli. İlk ayak izleri. Aya ilk değil mi? Bu da geçmek zorunda. Ve tarihe geçtiler. Bu da geçmek zorunda. Bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şey. Önemli şeyin altını çizdim. 6 tane. 6'sı da aşağıda geçmek zorunda. Bakalım. Apollo 11 tamam geçmiş. Astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin tamam bu da geçmiş. Kartal Ay modülü tamam bu da geçmiş. Edison 3 modülüne inerek ilk ayak bu da geçmiş. İzlerini basarak tarihe geçtiler. Bu da geçmiş. Ama şu tarih kısmı geçmemiş değil mi? Hocam tarihe geçtiler diyorsunuz ya. Hayır ya. 20 Temmuz 1969. Yok. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 tane şey var. O yüzden tarih olmadığı için A şıkkı yok. Elendi. İlk ayak izini bırakan Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ile Buzz bırakan Apollo 11 astronotları Apollo 11 Neil Armstrong ve Buzz Aldrin tamam bu da geçmiş. 20 Temmuz 1900 tamam tarih bu da geçmiş. Bak az önce yoktu bu. 1999'da Kartal Ay modülünden inerek tarihe geçtiler. Tamam hepsi geçti hocam. 1 2 3 4 5 6. Ama tarihe nasıl geçtiler? Aya ilk ayak izini basıp da geçtiler tarihe. Yani bu Kartal modülünden inerek geçmediler. Hani sanki o Kartal modülünden indiler öyle o tarihe geçtiler. Hayır. Aya ilk ayak izini bastığı için tarihe geçti. Yanlış. Demek ki hepsinin bulunması değil bir de düzgün anlam sırasında bulunması önemli. 20 Temmuz 1969'da ilk ayak izlerini bırakan Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin tamam. Şurayı sileyim. Tamam. Kartal Ay modülünden inerek tarihe geçtiler. Bak Ay modülünden inerek tarihe geçmediler. Ayak izi bırakarak tarihe geçtiler. Yanlış. Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin tamam. 20 Temmuz 1969'da Kartal Ay modülünden inerek Ay'a ilk ayak izlerini bırakarak tarihe geçti. Cevap D şıkkı değil mi? Bak gördünüz değil mi? Evet güzel. Bu metinde altı çizili cümleyle sözü edilen şairin hangi özelliğini anlatılmak istenmiştir? Bakalım. Arif Nihat Asya. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü! Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da yer ver. Devamı? Güneş doğmasın, ne çıkar? Bana ay yıldızının ışığı yeter. Ya ne ayıp, unutmuşum bak ortaokul şiirimi. Arif Nihat Asya bizim bayrak şairimizdir arkadaşlar. Aynı zamanda bir milletvekilidir. Bakın, Türk şair, öğretmen ve siyasetçidir. Oo, meslektaşım. Cumhuriyet döneminin en ünlü Türk şairlerinden biri olarak kabul edilir. Milli ve dini değerler ön plana çıkarak şiir yazan bir şairdir. Yazmış olduğu bayrak şiiri de
Bayrak şiiri ile Türk edebiyatında bayrak şairi olarak isimlendirilmiştir. Bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de milletvekili yapmıştır. Arif Nihat Asya vatani milliyetçiliğe yani muazzam bir millet ve vatan sevgisine sahiptir. Bu toprakları vatan yapan ruhu eserlerine taşıyan bir şairdir. Bu toprakları vatan yapan ruh var ya o ruh. Bu toprakları vatan yapan o ruh. Eserlerine taşıyan bir şairdir. Bu metinde altı çizili cümleyle sözü edilen şairin hangi özelliği anlatılmıştır? Arkadaşlar Arif Nihat Asya bize yazmıştır. Sadece bize. Yani evrensel, kıtasal, evrensel yazmamıştır. Yani böyle yazdıkları bir tek bizim hoşumuza gider. O yüzden arkadaşlar yereldir. Yerel bir şairdir değil mi? Burada etkileyici olduğunu da düşünebilirsiniz ama yerelliğine burada vurgu yapmıştır. Çünkü muazzam bir millet ve vatan değil mi? Arif Nihat Asya vatani milliyetçiliği. Bak vatani milliyetçiliği. Yani sadece Türkiye vatanı, Türk vatanı için. Ya Türkiye Cumhuriyeti vatanımız için sadece önemlidir. O yüzden yereldir. Yani local. Geçelim 10. soruya. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir. Mübalağa, abartı, tamam biliyoruz. Tezat yani karşıtlık, bunu da biliyoruz. İntak yani konuşturma, yani insan dışındaki bir varlığın konuşması. Aşağıdakilerin hangisinde açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir? Ey benim sarı tamburam, sen ne için inlersin? İçim o yok, derdim büyük, ben onun için inlerim. Len tambura konuşur mu? Demek ki ne var burada? İntak var değil mi? Yani intaka A şıkkı örnek. B şıkkı. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, sevgilimle buluştum. Bugün de ölmedim anne. Abartı var mı? Yok. Tezatlık var mı? Mutluluk, hüzün yok. İntak var mı? Yok. Cevap B şıkkı gibi gözüküyor. Ama şimdilik sen orada kal biraz. C şıkkına bakalım. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o an o hızla. Ne var burada? Bir dünya mübalağa yani abartı var. Bu da gitti. Yani C şıkkı buraya geliyor. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Bak ne var burada? Tezatlık var değil mi? Yani bu da var. Şöyle şuraya da D şıkkı yazalım. Dolayısıyla cevap B şıkkı. Olay. Hikayecilerin uyuyakalması. Yer, istasyon, zaman, öğleden sonra, kişiler, 3 hikaye satıcısı, anlatıcı, 1 kişi. Birinci kişi, yani olayın içindeki bir kişi anlatıyor. Her sabah olduğu gibi istasyonun yolunu tuttular. Bu 3 hikaye satıcısı, çocukluklarından bu yana anlatan kişi arkadaşlar başka biri anlatıyor. Ama birinci kişi anlatacak, olayı yaşayan kişi demek bu. Ama olayı yaşayan kişi anlatmıyor ki. Değil mi? O yüzden bu direkt eledik bunu. Arkadaşlarımı beklemek değil de beklerken treni kaçırma ihtimali beni endişelendiriyordu. En sonunda hazırlandılar ve biz 3 hikaye satıcısı yola koyulduk. Satıcılacak o kadar çok hikaye vardı ama vakit çoktan öğlenin sonrasına gelmişti. Bir yandan sıcak, bir yandan açlık bizi yormaya başlamıştı. Hemen bir ağaç gölgesi bulup güzel bir uyku çektik. Şimdi arkadaşlar hikayenin uyuyakalması değil. Burada fazla fazla şeyler anlatmış. Beklemek falan filan, sıcak soğuk her şeyi anlatmış. Bu uymadı. Tamam mı? Öğlenden sonra gayet bu uydu. 3 hikaye satıcısı tamam. Ama arkadaşlar dediğim gibi olay sadece uyuyakalması olduğu için burada yanlış beklemiş, gitmiş, gelmiş her şeyi anlatıyor burada. Dolayısıyla B şıkkı da değil. Yani olay uymadı. Birincide kişi uymamıştı. Anlatıcı uymamıştı. İkincide olay uymadı. D
Tabii ikincide başka şeyler de uymamış olabilir ama olay uymadığı için diğer şeylere dikkat etmedim pek. C'ye bakalım. Günün bu saati istasyonun en kalabalık zamanıdır. Herkes bir an önce işe yetişmek için treni kullanır. Ben, Ahmet ve Ali en çok bu saatleri severiz. Çünkü bizim gibi hikaye satıcılarının en çok satış yaptıkları saatlerdir bu zaman dilimleri. Ahmet bu saat dilimini her zamanki gibi yine uyuyarak geçirmeye karar vermişti. Yarım işe benziyordu. Sevgili arkadaşlar, burada zamandan bahsetmemiş değil mi? Bu saat diliminde. Yani zamandan bahsetmemiş. Doğru. Öğleden sonra hiç geçmemiş. Yanlış. Ülkenin büyük şehirlere uzak bir dağ başı kasabasında bir demir yolu istasyonunda çalışan 3 hikayeciydik. Yer istasyon. Tamam, çok güzel. İstasyon binasında bitişik bu yan yana 3 kulübemiz vardı. Ben genç Yahudi, bir de genç kadın seyyar hikaye satıcılığı yapıyorduk. Öğleden sonra posta treni beklerken biz hikayeciler oturduğumuz yerde uyuyakalmıştık. Şimdi öğleden sonra zaten az önce dedi 3 hikaye satıcısı, tamam. Anlatan kişi, tamam, bu hikayecilerin uyuyakalması değil mi? Başka hiçbir şey anlatmamış. Önce yeri falan tanıtmış, tamam mı? Şuraya kadar ne yapmış? Tasvir etmiş, anlatmış, açıklamış olayları. Şey, olayları diyorum. Hikayenin geçtiği yeri ve zamanı. Onların olayı ise uyuyakalması. Başka bir şey yok. Cevap D şıkkı o yüzden. Evet. Yapı düz bir alana, anladım soruyu. Aşağıdaki görsellerden hangisi metinde söz edilen, öldüremedim, camiye ait olabilir? Bakalım şimdi. Düz bir alana eğimli olarak inşa edilmiş iki bölümden oluşmaktadır. Eğimli olarak inşa edilmiş diyor. Düz bir alana eğimli olarak inşa edilmiştir. Allah Allah. Anlamadım. Hangisi? Yapının avlusunda camiden bağımsız iki tane türbe vardır. Bakalım. He, bu arada cami olacakmış. Bak, şurada türbe mürbe yok. Şunu eledik. Değil mi? Bak, şurada bir türbe var. Doğru mu? Şurada. Bir türbeyi görmüyorum ama burada da türbe yok. Geçelim. Türbelerin üzerleri de kubbe örülmüştür. Tek minareli olan caminin mimari süslemeler bakımından en önemli yeri kubbesidir. Bak, tek minareli dediği için bunu da eledik, değil mi? Tek minareli olan caminin mimari süslemeler bakımından en önemli yeri kubbeli mekanıdır. Ya şu ya şu. Tamam. Bugün yalnızca mihrabın üst yarısı ile kubbeye geçiş üçgenlerinde mozaik çiniler kalmıştır. He. Üçgen diyor değil mi? O zaman cevap bu. Hep üçgenimsi var. Bak, burada yok. Üçgen falan yok burada. Gitti. Zaten bunun minaresi yok abi ya. Bu minare mi? Değil mi? Minaresiz. Cevap o yüzden A şıkkı. Ya çok güzel değil mi? Geçelim 13'e. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde atlaşmış sıfat fiil cümlede diğerlerinden farklı bir öğe olarak kullanılmıştır. Türkçe'de sıfatlar veya sıfat fiiller isimlerin yerini tutarak atlaşmış sıfat olabilir. Örneğin anlatılan konuları dikkatlice dinledi cümlesinde anlatılan sözcüğü sıfat fiildir. Annesi mezar dikecekmiş değil mi? An. Sıfat fiili ki. Aynı cümlede anlatılanları dikkatlice dinledi şeklinde yazıldığında anlatılanları sözcüğü atlaşmış sıfat. Çünkü ismin yerini tutmuş değil mi? Anlatılan konuları, şu konusu, konu kelimesinin de yerini tutmuş. Anlatılanları, bak, ismin yerini tutmuş. O yüzden isimleşmiş bu. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde atlaşmış sıfat fiil cümlede diğerlerinden farklı bir öğe? O zaman atlaşmış sıfat fiillere bir bakalım. Yaşanan olayların üzerinde çok uzun yıllar geçmesine rağmen kendisine yapılanları, bak, yapılanları. Yani normalde yapılan kötülükleri olacaktı ama o kötülükleri kelimesi atıldı. Onun yerine isimleşmiş değil mi?
kendisine yapılanları bir an için bile unutmamıştı. Evet. Şu anlık isimleşmiş sıfat fiilleri biz bulalım. Ondan sonra hangi ö olduğunu anlarız. Ama bu nesne tabi. Nesne. Tamam. Belirtisiz nesne hatta. Yazlıkta boya yaparken kullanmak için aldığım malzemeleri diyecekti ama aldıklarımı demiş. Neden? Malzemeleri kelimesinin de yerini tutmuş bu. Arabanın bagajına güzelce yerleştirebilir misiniz? Aldıklarımı. Bu da nesne değil mi? Bu da nesne. Tiyatroda görev alanlar tören başlamadan önce kulisin arkasındaki küçük odada hazırlık yaptı. Alanlar. Tiyatroda görev alan insanlar değil de o insanlar kelimesini atmış. O insanlar kelimesinin yerine alanlar gelmiş. Bu da isimleşmiş değil mi? Bu özne yalnız değil mi? Özne. Bu özne. Arkadaşlar ben fen bilimleri öğretmeniyim ha. Bu kadar anca. Kendisini ya sadece fen bilimleri öğretmeni mi? Matematik, İngilizce, mekatronik mühendisi. Eğitim danışmanı, öğrenci koçu. Oh! Allah'ıma hamdolsun. Okuyoruz hala. Kendisini geliştiren ve hatalarından ders çıkaran bir yazar kalemi eline aldığı anda önceden yazdığı eserleri diyecek ama o eserleri kelimesini atmış, yazdıklarını, bu da nesne değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar cevap C şıkkı. Harikayım ya. Yargılanan hangileri söylenebilir? El hijyeni, yeni tip koronavirüs gibi solunum yolu enfeksiyonuna neden olan virüslerden korunmak için alınabilecek en önemli önlemlerden biridir. Cümlesiyle ilgili. Öğe dişilisi özne ve yüklemdir. Bakalım. El hijyeni burada öznedir değil mi? Özne. Özneden sonra uzun cümlelerde özneden sonra virgül kullanılır ki öznenin özne şey olsun, belirgin olsun, arada kaybolmasın. El hijyeni, yeni tip koronavirüs gibi solunum yolu enfeksiyonuna neden olan virüslerden korunmak için alınabilecek en önemli önlemlerden biridir. Sevgili arkadaşlar. Şurası özne. Ah! Yüklem. Niçin? Çünkü biri desek yüklem olmaz. Önlemlerden biri desek yine yüklem olmaz. Neden? Eksik kalıyor. O zaman etkili önlemlerden biri. Hayır, gene olmadı. En etkili önlemlerden biri. Bak hala eksik kalıyor değil mi? Arkası yapışık, zincirleme. Alınabilecek. Ya sonuçta hep geri geri gidiyorum. Hiç birbirinden bağımsız olmadığı için şu kısım yüklem. Ah. Dondu ya, ne oldu ya? Tamam. 3 farklı fiilimsi türü kullanılmıştır. Heh. Çok güzel. Burası nedir? Yüklem. Burası da nedir? Özne. Süper. 3 farklı fiilimsi türü kullanılmıştır. Bakalım. El hijyeninin yeni koronavirüs gibi sorunun yolu enfeksiyonuna neden olan isim fiil değil mi bu? İsim fiil. Virüslerden korunmak. Bu da isim fiil. İsim fiilekleri neydi? İşmemek değil mi? Fiil. İçin alınabilecek. Anası mezar dikecek. Bu da sıfat fiil. Sıfat fiil. Değil mi? En etkili önlemlerden biri. 3 tane fiilimsi var ama 3 çeşit yok. Bize 3 farklı diyor. Yani isim, sıfat, zarf. Üçünden de var diyor ama 2 tane var sadece. 2 farklı var. Yanlış. Birinci doğruydu tabi. Vurgulanan ö zarf tümlecidir. Lan zarf tümleci yok ki zaten. Özne var, yüklem var. Yüklemin birden fazla sözcükten oluşmaktadır. 1, 2, 3, o dolu. Söz, kelime kaynıyor. 1 ile 4 cevap. O yüzden cevabımız ne? B. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca temel öğelerden oluşmaktadır? Temel öğe nedir? Cümlenin temel öğeleri özne ve yüklemdir.
Bazı cümlelerde bu iki öğenin dışında başka öğe bulunmaz. Hangisi temel öğelerden oluşur? Yani sadece özne ve yüklemden oluşur diyor. Bakalım. Bilim insanları şehirlerin ortalama sıcaklığının kırsal bölgelere göre daha yüksek olmasının temel nedeninin şehirlerde buharlaşma ile soğumadaki düşüş olduğunu düşünüyor. Düşünen kim? Bu yüklem. Bilim insanları. Bilim insanları ne düşünüyor? Şunu düşünüyor. Yani burada arkadaşlar şey de var. Nesne de var değil mi? Yani özne var. Yüklem var. Başka bir şeyler de var. O yüzden bu yalnızca temel öğelerden oluşmuyor. Geçelim B'ye. Buzun neden aşırı derecede kaygan olduğunu anlamak isteyen bir grup araştırmacı nanometre yani metrenin milyarda biri ölçeğindeki sürtünme kuvvetlerini tespit edebilen bir cihaz geliştirmiş. Geliştiren kim? Buzun neden aşırı derecede kaygan olduğunu anlamak isteyen bir grup araştırmacı. Buraya kadar nedir özne? Ne geliştirmiştir? Tespit edebilen bir cihaz. O zaman bak nesne de var değil mi? Şurası yüklem. Şurası nesne. Gittim anneme dedim ki anne lütfen ya. Senin yüzünden takipçilerim azalıyor dedim. Annem dedi oğlum bana iftira atma. C'ye bakalım. İsviçre'deki Karolinska Enstitüsü'nde yapılan bilimsel çalışmalar insanların çoğunun yaşlandıkça kilo almasının sebebini ortaya çıkardı. Ortaya çıkardı değil mi? Yüklem. Kim çıkardı? İsviçre'deki Karolinska Enstitüsü'nün bilimsel çalışmalar çıkardı. Buraya kadar da özne. Ne çıkardı? Bir şeyin sebebini. Bak nesne de var değil mi? Oo, hem özne hem nesne hem yüklem var. Stres durumunda insanların yaklaşık %40'ında yeme isteğinin azaldığı, yaklaşık %40'ında yeme isteğinin arttığı, %20'li kısmında ise yeme alışkanlıklarında bir değişiklik olmadığı biliniyor. Bilinen ne? Stres durumunda insanların falan filan olmadığı biliniyor. Bak. O zaman arkadaşlar burası özne. Değil mi? Nesne olacak ama özne olmadığı için nesne özneye dönüşüyor. Burası da yüklem. Abi ne uzun bir özne var ya. Bak şu çizgiyle şu çizgi arası özne. Şöyle yapayım. Şöyle. Bilgisayarıma ne oldu? Heh. Şuraya kadar özne. Özne. Tamam. Okey. Geçelim. O yüzden cevabımız ne? D şıkkısı. 16. Bu parçada şehirleşme oranı yüksek bölgelerin bir dakika bu parçada kurallarından hangilerinin örneği vardır? Dedikten sonra demeden önce bu neydi lan? Bir şey düştü. Leblebi varmış. Cümle içerisindeki eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içinde alınır. Ne tırnak için alınır? Yazıların adları. Cümle içindeki eserlerin ve yazıların adları. Tamam. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kısa çizgi kullanılır. Bakalım şimdi. Bak şurada bir kısa çizgi var. Yani negatif sayılar için eksi kullanılır diyor. Şehirleşme oranı yüksek bölgelerin ortalama sıcaklığı çevrelerindeki kırsal bölgelerinkinden 1-3 derece daha yüksektir. Bu sıfırdan küçük değil de yani 1-3 gibi yani 1 ya da 3 derece demek. Dolayısıyla arkadaşlar bu kısa çizgi dediği sıfırdan küçük olduğu için değil. Eğer başka yerde bunun benzeri bir örnek yoksa bu yanlış diyeceğim. Şu anlık buna yanlış diyorum. O yüzden 3'ü eledim. 3'ü eledim. Geceleri bu fark 12 dereceye ulaşabilir. İlk defa 1818'de İngiliz bilim insanı Luke Howard tarafından kayda geçirilen bu olgu ısı adası olarak isimlendirilir. Güneşten dünyaya ulaşan radyasyonun enerjisinin bir kısmı atmosfer tarafından soğurulur. Virgül. Bir kısmı atmosfer tarafından doğrudan uzaya gönderilir. Bak sıralı cümleler var değil mi? O zaman bu doğru. Yani iki doğru. Cevap çıktı arkadaşlar. Bir ne? Cümle içindeki eserlerin ve yazıların adları tırnak içine. Şurada bir yerde tırnak var. Bakalım bu eser ismi mi?
Aldığı ve verdiği enerji arasındaki denge dünyanın enerji bütçesini oluşturur. Hiç alakası yok. Burada eser ismi yok, değil mi? Geç. Cevap o yüzden B şıkkısı. Yani şunu niye tırnak içine koyduğunu hala anlayamadım ama birdeki ne örnek olamıyor maalesef. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardında çil çil kubbeler serpenordu. Nerede kardeşlerin yeşil nil cömert tuna giden şanlı akıncı ne günden er yurduna. Mermilerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sadayı Allah bir? Dedikten sonra dünyanın en büyük balığı balina köpek balığıdır. Bu parçada aşağıdaki yazım kurallarından hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur? Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Gezegen adı yıldız adı. Tamam. Okyanusun dibi ne alaka gezegen yıldız? Bir bakalım. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikincisi anlam değişikliğine uğramıyorsa birleşik kelimeler ayrı yazılır. Tamam, anlam değişikliği yoksa ayrı yazılır. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılmıştır. Direkt gözüme şuradaki şey çarptı. Değil mi? Z'yi direkt geliyorum. Bağlaç olan dağ ayrı yazılır. Ağırlığının da 15-20, tamam, bunu da buldum. Oh, direkt iki şık geledim C ile D'ye. Bakalım şimdi. Dünyanın en büyük balığı balina köpek balığıdır. Shinkodon typus. Her ne kadar adında balina kelimesi geçse de, bak, D şıkkını örnek değil mi? Bu balık bir memeli türü değildir. Sadece büyüklüğünden dolayı balina köpek balığı olarak adlandırılır. Bak, köpek balığı. Nedir bu? Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimenin anlamı değişmiyor, değil mi? Bu bir birleşik kelime. Köpek balığı. Doğru mu? O zaman bu da var. Gezegen ismi arkadaşlar buralarda bakıyorum bilimsin. Yani yok, gezegen ismi yok. Şu dünya ya. Ama bu zaten cümlenin başlangıcı olduğu için büyük harfle yazılmış. O yüzden cevap A şıkkı. Gezegen ismi hiç yok yani. El yazısı şeklinde hazırlanan toplam 3 ödevden mantık sorusu ya. Bakalım neyse. Berkay tarih ve İngilizce derslerine ait bir küçük hemen sıralayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hemen 'Ödevlerini el yazısıyla veya bilgisayar çıktısı olarak alacaktır. Berkay'ın hazırladığı toplam 8 ödev. Arkadaşlar ya el olacak. Şöyle çizgi çizeyim bir tane. Bir de şuraya çizeyim. Bir de şöyle çizeyim. Berkay'ın hazırladığı toplam 8 ödev ve ilişkin bazı bilgiler vardır. Tarih ve İngilizce derslerine ait ödevler eşit sayıdadır. Tarih eşittir İngilizce, tamam mı? Şurası tarih olsun, şurası İngilizce olsun. Bir de ne var? Bilgisayar ya da el yazısı. Oo, çok değişken var ya.
1 ve 8 numaralı ödevleri aynı derse aittir. 1 ile 8. Yani 1 ile 8 aynı derse aittir. Bak bunlar aynı ders. Tamam. Şöyle yapıyorum. Bunlar eşit birbirine yani eşit demek. Tamam. 4 numaralı yani şöyle çizeyim. Ya tarih ya İngilizce. Hangisi olduğunu bilmiyorum. 4 numaralı ödevi İngilizce dersi için el yazısıyla. 4 numaralı İngilizce değil mi? Yani o zaman İngilizce el yazısı. Tamam. Ve el yazısı. Harika. 4'ü yaptık. Aynı dersin 5 numaralı ödevi el yazısı ve 6 numaralı ödevi bilgisayar. 5 numaralı el, 6 numaralı bilgisayar. Evet. ile 3 numaralı ödevleri İngilizce dersinde. 1 ile 3 İngilizce. Oo. Tamam. O zaman 1 ile 3 İngilizce mi? Tamam. 1 İngilizce. 3 de İngilizce ise o zaman şu da İngilizce. Bak. Süper değil mi? O zaman şu da İngilizce. Ha. Bakın İngilizce 1, İngilizce 2, İngilizce 3, İngilizce 4. 4 tane İngilizce o zaman süper. Sevgili arkadaşlar. İngilizce 4 tane var ya geri kalan 4 tanesi de o zaman nedir sevgili arkadaşlar? Tarih. Yani şu tarih. Şöyle mavi seçeyim. Şu tarih. Şu tarih. Şu tarih. Şu tarih. Tamam. Şimdi burada D şıkkına baktığım zaman ben şimdi çözdüm ya bunu. Vakitte bayağı 51 dakika oldu. 5 ile 1 numaralı ödevler aynı derse aittir. 5 ile 1. Bakın 5 tarih, 1 İngilizce. Olmaz. Cevap D şıkkı. Tamam. Tabii şu kısmı da var da bu kısmı okuduğumuz zaman şu şıkların doğru olduğunu bize söylüyor. Hadi okuyayım. 3 ödevden el yazısıyla şey hazırlanan 3 ödevden bak biraz şunu incelteyim. El yazısı şeklinde hazırlanan 3 ödevden 3 ödev el yazısı şeklinde hazırlanmış. Tamam. Birinin 2 numaralı ödev yani bu elmiş değil mi? El. Olduğu biliniyorsa o zaman geri kaldı 2 tane el, değil mi? Tamam biri de buydu. Biri de bu. Ha. Biri bu. Biri bu. Biri bu. 2 ile 3 numara ödevler farklı şekilde hazırlanmıştır. 2 el. Şu zaten el değil, değil mi? Çünkü el olanlar yazdık. 3 taneydi el olanlar. Bak el yazısı şeklinde hazırlanan toplam 3 ödev var ya 3 tane. Tamam biri bu. Biri bu. Biri 2. Biri 4. Biri 5. Tamam. O zaman 2 ile 3 farklı şekilde. Yani şunlar el değil bilgisayar. Bu doğru. 2 ile 8 numaralı ödevler farklı derslere ait ödevlerdir. 2 ile 8. 2 Türkçe 8 İngilizce. 2 tarih 8 İngilizce. Doğru değil mi? 8 İngilizce 2 tarih. Doğru. 3 ile 7 numaralı ödevler aynı şekilde hazırlanmış ödevlerdir. 3 ile 7. 3 E yazmıyorsa o zaman bilgisayardır. 7'ye de E yazmıyorsa o zaman o da bilgisayardır. Doğru. Ama bu yanlış değil mi? Çok zor bir soruya benziyordu ama tabii biz mühendis bakış açısıyla çözdük. Aşağıdaki görselde opera ve baledeki seyirci sayısı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Opera ve bale seyirci sayısı arttı. Bla 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 bla. Görselde hareketle orkestra, koro ve topluluktaki izleyici sayıları 18-19 döneminde bir önceki döneme göre orkestra, koro ve topluluk. Orkestra, koro ve topluluk. Hı. 2018-19 döneminde bir önceki döneme göre artmıştır. Bakalım.
Yanlış, azalmıştır. Niçin? İzleyici sayısı değil mi? Bakın 215, 224 ne olmuş? Azalmış. 205. Zaten bu artmış, tamam. 170, 157. Bu da artmış ama 3'ün de 60 diyor. O yüzden yanlış. 3'ü de artmamış. Koroda gösteri sayısının artması seyirci sayısının da artmasını sağlamıştır. Koro gösteri sayısı bakalım. Artmış ama seyirci sayısı 59.000'den 50.000'e düşmüş. Azalmış. Yanlış. 18-19 döneminde orkestrada hem gösteri sayısı hem de seyirci sayısı azalmış. Orkestra burada arkadaşlar. Orkestra nerede orkestra? Şurada değil mi? Gösteri sayısı azalmış. Seyirci sayısı da azalmış. Bu doğru. 2018-19 döneminde opera ve balede oynanan eser sayısı bir önceki döneme göre azalmıştır. Opera ve bale burada. Ne olmuş? 179 oynanan eser sayısı 2018-2019'da bu kadar. 17-18'de de 200'dü. Azalmış değil mi? Bu da doğru. Bu da doğru. Cevap nedir o zaman? D şıkkısı. Gelelim 20. soruya. Allah bundan razı olsun. Mahzuni Şerif. Doğduğu yer ile mezarının bulunduğu yer aynı değildir. 2002 yılında ölmüş ve vasiyeti üzerine Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde defnedilmiştir. Yani mezarı Hacı Bektaş Nevşehir'de, doğduğu yer Kahramanmaraş. Dolayısıyla aynı değildir. Bu doğru. Kaydını yaptığı Kuleli Askeri Lisesi'nde sınava girmiştim orada. Eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Kuleli Askeri Lisesi'nde kaydolan o zaman maddi zorluklardan ötürü eğitimini yarıda bırakmıştır. Bu da doğru. Sağ çalmayı küçük yaşta başladığı medresede öğrenmiştir. Sağ çalmayı medrese eğitimine başlayan halk ozanı köylerine ilkokulun yapılmasıyla medrese eğitimini bıraktı ve burada mezun oldu. Saz çalmayı ve deyiş söylemeyi küçük yaşlarda amcası Aşık Fezali'den öğrendi. Behlül Baba'dan öğrendi. Yani medresede değil. O zaman medrese yanlış. Serbest. Bunu geç zaten, doğru cevabı bulduk. Cevap B şıkkı. Sevgili arkadaşlar, hele şükür bitti. Ama şu şiirin devamını okuyalım. Sakarya Türküsü'nün. Bütün bunlar sen nedir bu girit bilmeceler? Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Dedikten sonra arkadaşlar yoruldum. Sizi de daha fazla kafanızı şişirmek istemiyorum. Allah'a emanet olun. Allah size yeni açıklığı versin.